Arkadaşlar merhaba. Bugün babamla bahçedeyiz. Bugün de şey ekiyoruz. Buğday ekiyoruz. Buğday atıyor babam bahçeye tohum olarak. Anlatsana baba, buğday nasıl tohum olarak atılır? Nasıl ekilir? Yağmurların yağışıyla birlikte. Evet. Bizim araziler kırsal bölgede olduğu için biraz yağmur geç düşüyor. Yağmurlar geç düşünce biz de gecikmek yaşıyoruz. Gübrelemesini yapıp tohumunu atıyoruz. Pat pat motorlarla sürerek çifti ekmiş oluyoruz. Evet, işte arazilerin yapısı bozuk olduğu için coğrafi durumdan biraz sıkıntı yaşıyoruz. Evet arkadaşlar, bu da abim. O da pat patı kullanıyor. Bizde durum bu. Bu da bizim bahçeden köyün manzarası. Ağaçcaz kereyliz. Bak bu da yerde, küçük çocuk da benim yeğenim Yiğitcan. Babasına yardım ediyor. Babasıyla gittiği yere gidiyor. Yiğitcan, ne yapıyorsun? Oyun mu oynuyorsunuz? Yiğitcan, sen niye konuşmuyorsun? Yiğitcan konuşabiliyor. Konuşsana oğlum. Sinirlendin mi bir şeye? Ağzına sokma onu. Hey. Yiğitcan. Gel bakalım buraya. Bizimle konuş. Çubuklarla ne yapacaklar? Hiçbir fikrim yok. Yiğitcan. Oğlum. Çok sinirli. Yiğitcan, niye bizimle konuşmuyorsun? Ha? Yiğitcan. İyi, gidiyorum ben o zaman. Gitmeyeyim mi? Gitmeyeyim mi? Hadi oyun oynayalım. Bir şarkı söyle. Biliyor musun şarkı? İpek, sen niye konuşmuyorsun? Sen konuşamıyor ama Yiğitcan da konuşmuyor. Biriniz bir konuşun. Kim geldi? Miray, bir oyun oynayalım mı hep birlikte? Ne oynayalım? Para. Hı. Bisiklet sürme. Bisiklet sürme, ama çalışmamız gerekiyor. Annemize babamıza yardım etmek gerekiyor. Onlara karşı sorumluluklarımızı yerine getirmemiz gerekiyor. Yapmayalım mı onu? Ha, ama bisiklet sürelim. İlk önce annemize babamıza yardım etmeliyiz. Ondan sonra bisiklet sürmeye gideriz. Oldu mu? Tamam. İpek sadece gülüyor. Bütün videolarda. Hadi yerdeki taşları topluyoruz. Yerdeki taşları topluyoruz, kenara koyuyoruz. Hadi. Emirhan. Emirhan nerede? Yok. Yiğitcan. Hadi yerdeki taşı al bakalım. Al. Aferin. Arkadaşlar, İpek sadece gülüyor. Yiğitcan, o taşı getir şuraya koy hadi. Kenara koy. Aferin. Aferin Yiğitcan. Koy şu kenara. Aferin, İpek de almış eline bir taş. Sen de koy. İpek, sen de koy. Aferin. Alkış İpek'e. Tamam. Hadi devam edelim. Arkadaşlar, şimdi biz buraları ektik. Evimizin de önünde buralar ekildi. Yorulduk ve mola verdik. Çay içiyoruz. Arkadaşlar, işte bu yabani armut. Bizim de böyle bir ağacımız var. Birazdan gidip onu toplayacağım. Ekin ekme zamanında olur bunlar böyle. Gideceğiz, bizimkini de toplayacağız.
Ben bunu daha çok seviyorum. Normalde çok armut yiyen bir insan değilim. Ama buna bayılırım. Ne yapıyorsunuz? Armut topluyoruz. Hep yere döküldüğü için yiyemeyeceğiz değil mi? Evet. Üzüldük biz de. Hayvanlara vereceğiz o yüzden. Evet. O zaman hadi toplayıverelim. Gidelim. Arkadaşlar manzaramız da bu. Yer güzel. Bu da bizim armut ağacı. Bunlar da çocuklar. Arkadaşlar işte yabani armutlar bunlar. Böyle küçük küçük oluyor. Kendisi yetişiyor. Bunlar için hiçbir şey yapmıyoruz. İlaçlama vesaire. Ama lezzeti o kadar güzel ki. Yani ben normal armutu çok seven bir insan değilim. Ama bunu çok severim. Böyle kendisi yetişiyor. İlkbaharda çiçekleri açıyor işte. Kasım gibi. Yağmurlar da aldıktan sonra iyice suyunu alıyor. Olgunlaşıyor. Biz yemeye bayılıyoruz bunu. Yani özellikle ben. Benden başkasının çok heves olduğu bir şey değildir bu. Ama bu sene hepsi yere dökülmüş. Biraz da zamanı geçmiş. Artık ineklere ve keçiye vereceğiz. Arkadaşlar armudu topladık. Eve gidiyoruz. Sizinle manzaramı paylaşmak istedim. Böyle bizim köyün görünüşü. Yani köyün dağlarını biraz görüntü kalitesi olabilir. Artık kusura bakmayın. Bugünlük bu kadar. Görüşürüz.